Derin nefes al, bul ışığını. İzle uçuşan çiçek yapraklarını. Bir yıldız kaydı gece karanlığı. Yıldızlar gelsin. Aa evet. Ben buradayım ya. Affedersin Leona ama bazılarımız araştırma yapmaya çalışıyor. Ne araştırması? Evet. Ne araştırması bu Vega? Sence ne olabilir Seç? Yıldız yayı tehdit eden negatif enerjinin arkasında kimin ya da neyin olduğunu bulmaya çalışıyorum tabii ki. İnanamıyorum. Bir şey buldun mu? Hayır Libby. Ama şey oluşturdum. Tuhaflık duvarı. Ne dedin? Tuhaflık duvarı. Üzerine de yıldız ya da artan negatif enerjiyle ilgisi olabileceğini düşündüğüm herkesi koydum. Ah, çok ilginç. Yani Vivica da mı var? Evet. O kız koca bir negatiflik yumağı. Duvarın bir numaralı şüphelisi Vivica. Evet. Kesin. İki numaralı şüphelimiz Profesör Ursa mı? Evet. O bizim öğretmenimiz olabilir ama dilek canlardan hiç hoşlanmıyor. Pozitif dilekler yerine negatif olanları gerçekleştiriyorsa buna hiç şaşırmam. Bak, bunda haklı olabilirsin. Ve işte üç numaralı şüpheli Scarlet. Ama o bir yıldız kızı. Evet ve tamamen negatif. Ve yanımızdan geçiyor. Fotoğrafımın yıldız lapında ne işi var? Vega negatif enerjiyle ilgili olabilecek şüphelilerden bu tuhaflık duvarını oluşturdu. Kara bulut gibi biri olduğun için sen de varsın. Peki başka ne var? Bir şey yok. Bu kitaplara bakıp bir ipucu bulmayı umuyorum. Negatit gibi. Negatit? Bu negatif element gibi bir şey mi yoksa? Aslında negatif tam olarak gerçekleştirilmiş negatif dileklerin yan ürünüdür. Bilimsel bir teoriye göre aşırı negatif pozitif dilek enerjisini etkisiz hale getirebilmektedir kızlar. Vay, bu çok etkileyici. Bakın, biri kısa süre önce bu holo sayfaları indirmiş. Ah, güneş patlaması. Sevimsiz negatifle ilgili başka bir şey duymak istemiyorum. Bana bak bayan yıldız ışığı ve ışıltısı. Gerçek bir sorunla uğraşıyoruz. Bu doğru Leona. Negatif elimizdeki ilk gerçek ipucu olabilir. Onu da duvara koyuyorum. İyi, ben de pozitif bir çözüm bulmaya çalışacağım. Aha. Vay. Evet. Scarlet'ı duvardan çıkarma. O çok tuhaf biri.